Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Eray. Age of History 2 Avarhanlı serimizin yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Evet, önceki bölümümüzde Aragon ve Napoli ile savaşmıştık. Memlük Sultanlığını komple kendi topraklarımıza katmıştık. Hemen hemen, gerçi komple demeyelim de çoğu toprağını kendi toprağımıza, kendi eyaletimize katmıştık. Tabi asimilasyonlarını başlatırken Aragon ve Napoli bize savaş ilan etmişti. Biz de mecburi sırf kaybetmemek için Osmanlı ve Macaristan'ı davet etmiştik savaşa. Tabii ki de yenmiştik ama birazcık zor bir galip oldu. Benim açımdan en azından. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Şimdi ordumuzu zaten teknoloji yatırımında bırakmışız. Avusturya Arşidüklüğü gibi bir sıkıntımız var hatırlıyorsanız. Galiba İngiltere Avusturya'yı yenmiş. Çünkü farkındaysanız Avusturya bölünmüş ve İsveç'i de vassal aldı. Evet. Avusturya İsveç'i vassal aldı. Neyse çok da önemli değil şu anlık. Aragon İngilizce ile İngilizce ne ya? İngilizlerle savaştı. Benim Türkçe birazcık sıkıntılı. Neyse hemen şöyle teknolojiyi verelim. Bizim en şu an hani altın çağı diyor. Bilimde altın çağındaymışız şu an. Osmanlı bu arada bize savaş açacaktır muhtemelen. Bize ilişkisini kötüleştiriyor. Biz de ne yapacağız? Aragon'a savaş ilan edeceğiz. Hah, tamam şimdi oldu. Niye savaş ilan ediyoruz? Çünkü kendisi şu an İngiltere ile savaşta. Ve fırsat bu fırsat. Şu an alamazsak hiçbir zaman alamayız. Şu an Aragon'un daha bir yerlerde toprağı var sanki. Ha doğru. 3000 adam. Şuraya kaybettiği anda muhtemelen şey olacaktır. Kaybettiği anlama geliyor. Hani şu bölgeyi kaybettiği zaman oyun şeyi savaşı kaybettiği anlamına geliyor da galiba kaybetmiyor evet. Kayıp veriyor mu şu an? Evet. Tamam. Biz şöyle ana kara topraklarını bir alalım. Hızlı bir şekilde çıkalım. Artı burada en azından 3000 adam basalım. 3000 adamla tutabildiğimiz kadar arkadan gelen saldırıyı tutalım. Daha bizim Trimsan'da da ordumuz varmış. Ben bunları unuttum. Doğru. Dur yanlış yere yolladık. Evet şimdi savaşımızı ilan ettik. Şu an bir yandan da ne oldu lan? Oho. Benim adamım bu arada ona geçti. Onu fark ettim ben. Evet, benim adamım ona geçti. Niye öyle bir şey oldu? Şöyle hemen ordumuzun yarısını bir getirelim. Kimin ya bu, İngilizlerin mi? Şöyle şu toprağı çıkarma atarız da. Önemli olan bir şu küçük küçük topraklara bir yardımda bulunmak. 2700 adamla da bir çıkarma atalım. 200 adamla olmadı da 1500 adamla oldu. Bu topraklar şu an işgal edilmiş mi, kendisinin mi? Çünkü kendisinin o 22.000 adamı var. Tabii ki de kazanacağız bu arada da güzel bir kayıp verdirtmemiz lazım şu an onu almamız için. Birazcık sıkıntılı durumdayız. Bir tık sıkıntıdayız, bir tık. Hemen şuraya bir liman yapalım ve buradan da adamımızı basalım. Evet. O ordunu İngilizlere karşı kullansan mı hani? Ben de ilerleyeyim. Aynen öyle. İngilizlere karşı kullan ki ben de kazanayım. Güzel. Aragon'un bazı topraklarını aldık. Şimdi bak mesela burada ordu bıraktığımız halde burayı almıyor mesela. Örneğin. Şimdi buraya gelelim. Burayı alalım. Tamam. Aragon düştü. Bakalım bütün topraklarını alacak mı? Öyle bir şey de var. Aynen öyle. Tam da bekledim. Lan. Ha tamam şimdi oldu. Yani İngilizlerle de mi savaştayız onu diyecektim de savaşta değiliz. Tamam şimdi de güzel oldu. Bilerek topraklarını bekledim zaten. Sırf savaşa topraklarını alabilmek için. Şimdi şu Kırım topraklarını bir alalım. Çok güzel, tamam. Kalsın orada ordularımız. Biz geride kalan topraklarımızın bir asimilasyonlarını başlatalım. Tamam gerek kalmadı zaten ordumuzun buraya kadar gitmesine. Çok gereksiz ve boş bir şekilde büyüdük yalnız. Büyüdük ama böyle çok ayarsız büyüdük. Yok geçiş izni veremem maalesef. Şimdi hani bilmiyorum nasıl yükseleceğiz ama çok böyle hani dağınık dağınık büyüdük. Biraz kötü oldu ama şöyle gördüğünüz gibi. Yavaş yavaş bu topraklar birleşecek zaten. Toprakların birleşmesini umutla bekliyorum. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Aslında şu an Arap Yarımadası'nı ya da Timur büyümüş lan. Aslında Timur'u kendimize çekebiliriz ha. Karakoyunlular sınırda yok. Bu kim? Memlük. Şu toprakları kendime alsam. Evet bir taktiksel savaş yapalım ya. Sürekli kendi kafamıza göre savaşıyoruz da bir taktiksel savaş yapacağız. Ne yapacağız? 4-5 devlete birden savaş açacağız ama başarılı bir savaş olacağı için bir sıkıntı çekeceğimi düşünmüyorum. Bu arada topraklar acayip verimsiz, onu fark et. Benim bu 24 binlik ordum nerede? Çünkü hiç nüfus yatırımı yapmıyoruz. Toprakları aldıktan ve Timur İmparatorluğuyla fik olduktan sonra gerisini halledeceğiz. Şimdi ne hedefimiz? Memlük, Karakoyunlu, kim diyor? Bitlis artı Meseti'yi alacağız ve Erdebil'i alacağız. Böylelikle Timur'a karşı bir sınır oluşacak. Artı Memlük'ü alacağız. Memlük'te de bir sınır oluşacak. Böylelikle Osmanlı'ya karşı savaşımız hızlıca bitecek. Şimdi ilk başta Memlüklerle bir başlayalım. Memlükleri direkt çökerteceğimi umuyorum. Ki direkt de eminim hatta. Direkt hızlıca çökecektir. Bu iki toprağını aldıktan sonra zaten. Tabi daha var ama bakalım.
Mesela şu boş yere saldırmadılar. Örneğin. Gelsinler bakalım ya. Şuraya bir liman yapalım. Bir çıksın buradan. Bizim de içimiz bir rahat etsin. Tamam. Tamam, buradan bir ilerleyelim. Zaten tuttuk ordumuzu. Ordumuzla. Tamam. Şu 2500 adamla bir çıkalım Kızıldeniz'e. Gelelim artık şu Arap Yarımadası'na bir çıkarma atalım diyecektim. Hiç de gerek kalmadı çıkarma atmaya. Şimdi şöyle hepsini bir kendimize çekelim. Toprakları alalım mı yoksa vassal mı bırakalım? Hicaz'ı ve Necid'i vassal bırakalım. Bunlar kendi aralarında kalsın 6 yıldız diyor diyecektim. Aynen öyle, tamam. Bunlar kalsın bizim vassalımız olarak. Bunlardan vergi almayacağız. Zaten daha da kolay bir şekilde ilişkimizi yükseltebiliriz. İkisi de bizim vassalımız olduğu için kimse onlara şey yapmayacak, savaş açamayacak diye düşünüyorum en azından. Evet, 10.000 adamımız oldu. Hemen bu 10.000 adamı da bu kara koyunlu savaşı için getirelim. Diğer türlü bir yandan da şu asimilasyonlarımızı tamamlayalım. Zaten ordumuz olsun olmasın, biz bu asimilasyonları başlatacağız. Hemen şöyle bir yandan da nüfusu bir arttıralım. Teknolojimiz var. O yüzden birazcık da olsa nüfusu arttırmaya çalışalım. Şimdi ne yapacağız? Direkt savaşa. Kara koyunlu savaşına. Bu kara koyunludur falandır filandır. Bunlarla hani savaşıyoruz ama inşallah değer. Başka türlü boşuna savaşmış olacağız. Ve inşallah hızlı çöker. Öyle bir şey de var tabii ki de. Hızlı çökmezse bizi uğraştıracaktır. Ki tahminimce hızlı çöker ya. Şu an böyle tek tek oynarsak hızlı çökmez ama. Tabii yanlışla tur atlıyoruz. O da ayrı bir durum. Mesela şimdiki gibi. Böyle hızlı tur atlamasak daha kolay olacak bizim için. Aynen öyle. Bir yerden kayıp verdik ama toparlayacağız onu da. Tamam. Şöyle tek bir yere getirelim. Tamam. Bundan sonrası kolay. Zaten dümdüz ilerleyeceğiz. Ki 10.000 orduyla da alabiliyorsak artık. Yani devletler bayağı bir zayıflamış açıkçası. Çökmedi. Zaten illa iki toprağa ya da son toprağa kadar gideceğiz. Şimdi kara koyunlu bir alalım. Neden vassal bırakmadık kara koyunluyu? Çünkü vassal bırakınca bizim müttefiklerimiz topraklardan geçemiyor. Hasta geçebilmesi lazım. Ve geçemiyor. Sadece ittifak müttefik olduğumuz zaman geçebilir. Tabii biz de onu bildiğimiz için vassal normalde aklıma vassal almak vardı ama vassal almayacağız. Böyle olabildiği kadar topraklardan uzaklaşalım. Şimdi şu devlet için mesela ultimatum yollayacağız. Bu devlet için savaşmaya gerek yok. Kabul etmeseydi savaşırdık. O da ayrı bir durum da. Şimdi Bitlis artı Meseti'ye savaş açacağız. İmereti ile müttefikmiş ama İmereti diye bir devlet kalmadı tabii ki de. Şöyle hemen Bitlis'e de savaş açalım. Zaten çok bir ordu basmamıza gerek yok. Sadece buralara 4600 ya da 4500 ordu yollasak yeterli. Zaten ha, burası Çerkes yaydı değil mi? Buraya 2500. Buraya da 5000. Direkt hızlı bir şekilde çökertelim. Buraya yollamamışız mesela. Aynı şekilde buraya da yollamamışız. Tamam. Paramız eksi de. Hemen şöyle paramızı bir iyicene bir artıya çıkartalım. Asimilasyonlarımızı da başlatalım. Tamam. Yalnız bir müttefik daha almamız gerek. Bu da Timur İmparatorluğu olacak zaten. Çok güzel bir müttefik olmadı mı? Yani hepsi aslında benim olacak, yani hepsi benim topraklarım olacak ama ben yavaştan yavaştan, yani böyle yavaştan yavaştan şey yapıyoruz, toprakları kendimize katıyoruz. Dediğim gibi sadece bir ne onun adı? Adını unuttum. Heh. Sadece bir toparlansak, bir nüfus yatırımı yapsak bizim için kat kat iyi olacak. Bitlis'i zaten çökerteceğimizi biliyorduk. Tek toprak. Sıra geldi Meseti'ye. Bunu da alacağız. Zaten çok rahat bir biçimde fethedeceğiz. Aynen öyle, Meseti de çöktü. Hemen şöyle Bitlis'i alalım. Meseti'yi de alalım. Şimdi Osmanlı savaşına karşı ordumuzu artık basmaya başlayalım. Yavaş yavaş kendimize gelelim. Normalde ne derler, tutmayı isterdim ama sürekli bize ilişkisini kötüleştiriyor. Yani bize savaşı ilan edecek. Biz de bu duruma karşı birazcık tedbirli olmamız lazım. Yani gördüğünüz gibi, yoksa ilişkisi iyi olan her türlü iyi oluyor, görüyorsunuz. Nüfusal olarak da bizim Timur daha iyi. Şahruki miydi lan bu? Hüseyin Mirza. Ha tamam. Hüseyin Mirza var zaten. Dikkat yok, her türlü alacağız. Zaten kaç bin ordumuz var? 33 bin ordumuz var. 211 orduyu bir sil ya. Kalsın. Bunu da başkente çekelim. Şimdi bayağı bir ordusu var. Biz sadece savunma yap, ordumuzla da savaştırabiliriz aslında. Ki bize çok bir yatırım gerek açıkçası. Çünkü ne kadar nüfusumuz 2,5 milyona da yaklaşsa azdan az, çoktan çok yani. Fark etmez az çok olması. Basabildiğimiz kadar basacağız. Böylelikle güçlenmeye çalışacağız. Zaten vassallarımızda durum farklı. Zaten yardım edeceğiz onlara. Bir tanesini. Yani belki doğusunu Necid'e, batısını Hicaz'a verebiliriz. Ya da komple hepsini kendimize de katabiliriz. Şu anlık en azından topraklarla uğraşmayalım diye öyle tutuyoruz onları. Zaten nüfusumuz 2,5 milyona geldi. Birazcık yavaş artıyor. Gayet normal. Şimdi direkt savaşa da biliriz. Zaten tek bir zıt dalmayacağız. Ondan dolayı Timur herhangi bir devletle savaşmaması lazım şu an. Ondan dolayı yavaştan yavaştan, mesela çok ayarsız topraklarımız var gördüğünüz üzere. 10.000 mesela. 10.000 basabiliyoruz. Ama çok az toprağımız var. Çok büyük ama az toprağımız var. Şimdi muhtemelen savunma savaşı yapacağız biz. En azından biz savunma savaşı yapacağız. Şöyle en azından müttefimiz olduğu için ne kadar ordusu olduğunu göreceğiz. Şimdi her yere bir 7500 dizelim. Zaten küçük
küçükten küçükten dizmeye başlayacağız. Ondan sonra gerisi kolay zaten. Dediğim gibi gerisi kolay. Bakalım 5 adam kalmış. O 5 adam bir dursun kenarda. Hemen buradaki orduları da bir çekelim. Daha Napoli'de falan İtalya'da orduları daha onları ayarlayacağız. Tamam 5000. Dediğim gibi biz şimdiden orduları dizelim de. Neden otomatik dağıtımla dizmiyorum? Çünkü kendim özel dizmek istiyorum şu an. Öyle daha kolay olacaktır diye düşünüyorum da aslında otomatik dizsek daha kolay olurmuş ya. Neyse. Tamam. Kalan yer var mı? Şurayı 3750 olarak ayarlayalım. 3500 adam da bir gelsin buraya. Evet, kötü durumdayız açıkçası. 3500, bunu sil, bunu da sil. 1250. Aa, daha burada da ordumuz varmış. Tamam. Ben bunları unuttum. Ama gerçi daha burada da o şey var ki, toprak var ki. 3500, 3500, 3500 sil. Şu an kaç bin ordumuz var? 104.000 ordumuz varmış ki Osmanlı için çıtır çerez bir ordu yani. Biz tabii bu ordudan daha fazlasını yapmamız gerek ama işte dediğimiz gibi elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Zaten sınırlarda ordumuz belli. Sürekli Tekirdağ'da ordularını biriktiriyor. Bastıkça basıyor gördüğünüz üzere. Bizim sınırlara doluştuğumuzu görünce. Aslında Osmanlı ile bir devleti savaştırıp sonra ittifaktan kovup Osmanlı'yı... Osmanlı ile savaşabiliriz. Yani değişik değişik taktiklerle alabiliriz. Daha Yunan toprakları var ya. Daha Napoli toprağı var. Daha daha buralardan ordu basacağız. Paramız bitiyor yani. Gayet normal. Paramızın bitmesi açıkçası. Çıkarma da atabilir. Ne oluyor lan? Venedik'te savaşıyoruz. Ama sen ne alaka şimdi? Bir de yağmalıyor toprağımı alır almaz. Lan yağmalamasana. 12.000 adam. Sen iyicene kayıp verdirteceksin bize. Yalnız sen Venedik büyük bildiğim kadarıyla ya. Evet. Planda bir değişikliğe gidiyoruz. Yoksa Osmanlı mı yaptı bunu? Demişim değil mi şimdi? Bizim planımız yalnız tam bunu dedikten sonra Venedik'in savaş açması peki. Hani. Aa, burada da toprağı varmış. Tamam. Biz kendi istediğimiz toprakları aldık. Hop dur hayır. Ha tamam. Aynen öyle. Kendisi kayıpla uğradı. Yapacak bir şey yok. Kendisi kaşındı açıkçası. Durduk yere nüfusundan ve ekonomisinden oldu. Tabi biz de ordumuzdan olduk. O da ayrı bir durum. Durduk yere ordumuzdan olduk. Neyse. 7500. Bunu da çıkartalım. 7500. İyi ki de arkada bu kadar bir ordu basmışız da. Direkt telafi ettik ya. 7500. Dur sen de bu orduya bir takviye olarak git. Tamam. 7500. Sen de takviye olarak git. 3750. Vallahi çok kötü bir durumdayız ya. Açıkçası. Tamam her yeri ordumuzla donattık ama. Yani harbiden her yer ordumuzla donattık ama yapacak bir şey yok yani. 1500 adamla falan tutacağız yani. Kaç bin adamımız oldu? 131.500 adam oldu. Bir de bu paramız artıda olmuş hali yani. Düşün. Eksi de olsa kaç bin ordu basabileceğiz acaba? Muhtemelen ordu basamayacağız ama. Valla biriktiriyoruz işte bir şekilde. Muhtemelen Osmanlı'yı aldıktan sonra ne yapacağız biliyor musunuz? Hemen direkt yatırıma girişeceğiz. Nüfus yatırımına. Zaten toprağımız büyük olacağı için. Büyük bir nüfus yatırımı olacaktır diye düşünüyorum. Evet iyi ordu bastık yalnız. İşin kötü yanı şu her ordu bastığında bizi geçebilecek. O yüzden biz biraz daha böyle işimizi şansa bırakmak istemiyorum. Gerçi Arabistan toprakları direkt çökecektir. Ona eminim de. 1500. Buna 2000. Buna 1500. Başka 3500. Kalsın. Ama gerçi o 3500'ü bir tekrar nereye getirelim? Batman'a mı getirelim de ya? Kalsın. Hah aynen. 3500 bir gelsin şuraya. Tamam yeterli. Ne yapacağız? Buradaki toprakları mı takviye etsek? Evet şimdi şu ordumuzu şuraya dağıtacağız. Dağılsın bakalım. Tamam. Burada bir kalsın. Hatta biz şu orduların hepsini bir birleştirelim ya. Bizim daha fazla ordu basmamız gerekecek. Ben onu fark ettim. Kaç bin ordumuz var şu an? 149.198 mi? Daha var lan. Ne yapacağız biliyor musunuz? Ordu dağıtma diyeceğiz. Eyaletler diyeceğiz. Şu iki yer. Şöyle. Şurası. Oradaki ordular da çekmiş. Şöyle. Tamam. Dağıtacağız. Bir dağıtsın bakalım. Tamam. 764. Her yere 7200 adam düşüyor. Kafi mi? Çok da değil. Zaten bu güney kısmı için ayrı bir ordu basacağız. Çok da bir ordu basamasak da. Yani ne diyeyim? Bilmiyorum. Durumumuz çok sıkıntılı. Çünkü fazla ordu basamıyoruz. Sadece savunma savaşı yapabilecek güçteyiz. Saldırı savaşında pek bir rol oynayamayacağız gibi duruyor. 3500, 4000 yapalım. Bunu da 1408 yapalım. Kalsın bakalım orada. 12.000 adamımız kaldı. Bir yerden atak yapmamız lazım ki o atak da muhtemelen buradan gerçekleşecek. O yüzden 6.325 hatta 675 olsun ya. O kadar detayına da takılmayalım. Tamam. Yani anca böyle saldırabiliriz. Ya da mesela toptan saldırıp direkt bütün topraklarına aynı anda saldırıp ordu basmasını engellememiz lazım. Bunun da tek bir şeyi var, yöntemi var. Her yere toptan saldıracağız. Yani
bir toprak iki toprak demeden saldıracağız ki paramız eksiye düştü lan. Oha. Orduyu bir ara getir hemen. Çabuk 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 çabuk. Hemen orduyu bir araya getir. Çok işimiz var çünkü. Daha çok savaşacağız. Tamam. Kaç bin ordumuz oldu? Ve 60 bin ordu oldu. 70 bin ordu olmuş. Maşallah. 880 yazacağıma 800 yazdık. Bari 1300 basalım basabiliyorsak. Tamam. Biz bu videoyu burada bitirelim. Sonraki savaş muhtemelen Osmanlı Savaşı olur. Videolarımı beğenirseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Seviliyorsunuz. Bay bay.